Yavuz Bahadır, Sayın Hocam, Gülen cemaatine yapılanlar haksızlık değil midir? Bilemiyorum ki. Ne yapmışlar mesela Gülen cemaatine? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir vatan, yani bir devlet, bir vatan kendi aleyhinde başkasına sır verirse, kendi çocuklarını Amerikan, İngiliz, Fransız ajanı şeklinde büyütürse, okullarında CIA'nin, KGB'nin, Mossad'ın elemanlarını öğretmen diye çalıştırırsa, bundan hiçbiri ezberlenmiş sözler değil. Ben bu söylediklerim ezberlenmiş sözler değil. İşin başındaki adam da vatanını bırakır, gider, Amerikan ve NATO'nun gücüne dayanıp kendi memleketinde darbe yapmak isterse, ihtilal yapmak isterse, bunlara ne yapılır? Yani Bahadır kardeşim, sen söyle, ben senin arkandan geleyim. Hiç kimseye şahsi kinimiz, gayzımız, buzumuz yoktur. Allah için söylemeye gayret ederiz her sözü. Bence yapılanlar haksızlıktır. Niye? Çünkü vatan haininin hakkı öldürülmektir. Bunları öldürmüyorlar. Bu bir haksızlıktır. Bu bir zulümdür. Bu hainlere, vatan hainlerine kuvvet vermektir. Onları cesaretlendirmektir. Bakın, vatan haini, yani memleketini Amerika'ya veya NATO'ya, NATO hesabına kullandığı halde bir şey yapmıyorlar. Ben de yaparım, ben de Fransız adına yaparım der. Para alır, mal alır, bilmem ne yapar. Ben haksızlık görüyorum, gerekli cezayı vermedikleri için haksızlık görüyorum. Yani vatan haininin cezası ölümdür. Bu ne benim, ne senin, ne öbürünün. Dünya kuruldu kurulalı bu işin kanunu budur. Ama şimdiki idare, işte Avrupa anlaşmaları, bilmem ne anlaşmaları şeyi kaldırmış, idamı kaldırmış. Hulasa vatan hainliğinin affı yoktur. Yavuz Bahadır kardeşim. Vatan her şeyimizdir. Dinimizdir, imanımızdır, namusumuzdur, haysiyetimizdir, şerefimizdir. Vatan her şeyimizdir. Vatana hıyanet, yani bu vatanı Amerika'ya peşkeş çekmek, NATO'ya çekmek, Fransa'ya, bu adamın affını yeryüzünde hiç kimse kabul etmez. İdamdan başka da cezası yoktur bunun. Başka cezaların hepsi hafif kalır. Bunlar bunu yapmadıkları için de bu devletin başını çok büyük belaya sokuyorlar. Sonradan bu işin belasını göreceğiz. Yavuz Bahadır kardeşim, ben öyle biliyorum. Bu söylediklerim kindarlıktan bilmem neden değildir. Bak, benim iki evladımı zehirlediler bunlar. Allah birini bana bağışladı, geri geldi. Biri öldü. Ne istiyorlar benden? Ya benim niye çocuğumu zehirliyorlar yani? Ve benim gibi binlerce, on binlerce insanın evladını öldürmüşler, zehirlemişler. Ne istiyorsunuz yani? Ne istiyorsunuz? Bana gel teşkilata gir dediler. Dedim ben İslam teşkilatındanım. Ben şunun bunun teşkilatına girmem. Suç bu. Suç bu. Bizzat bana teklif ettiler. Kabul etmedim.
Ben Risale-i Nur talebesiyim dedim. Benim teşkilatlarla işim yok. Ondan sonra üzerime 3 defa araba sürdüler. 2 oğlumu zehirlediler. Birisini Allah kurtardı, öbürsü öldü. Ne istiyorlar yani? Ne istiyorlar? Anadolu'nun en hücre köşesinde, Doğu Anadolu'da bir vilayette yaşıyorum yani. Size ne zararım olur benim? Niye peşime düşersiniz? Cemaate yapılanların haksızlık olduğunu kabul ediyorum. Çünkü işte lazım onlara verilmesi lazım gelen cezayı vermiyorlar. Onun için de bu devletin başına büyük bir bela olacak ileride. Gerekli cezayı vermeli. Ceza caydırıcı olmasa şımartır. O suça meyyal olan insanları çoğaltır. Bunların yaptığı da bugün bu. Vatan haininin cezası ölümdür.